Merhaba dostlarım ben Neyo. Bugün bayağı bir taşlanacağım bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü Türk milletinin %90'ında bu sürekli şükredin şükredin muhabbeti olduğu için... Beni bilenler bilirler ben yıllardır bu cümleye aşırı şekilde karşıyım. Çünkü bu cümle genelde söylenmemesi gereken insanlar tarafından genelde fakirlere söylenen bir söz. Veya bunu güzellik algısı olarak da tanımlayabilirsiniz. Mesela çok güzel veya çok yakışıklı bir erkek görüyorsunuz. Gece gündüz bakım yapıyor böyle kendine bakıyor milyarlarca para harcıyor kendine kendisi üzerinde. Ama ne hikmetse aynı insan. Güzellik önemli değil ya. İnsan kendisini sevmeli. İnsan böyle kendini olduğu gibi kabul etmeli. Bence güzellik hiç önemli değil gibi şeyler söylüyor. Lan madem güzellik önemli değil. Arkadaş neden peki günde 5 saatini buna harcıyorsun? Neden 72 tane estetiğin var diye sormazlar mı ya insana? Zengine para önemli değil demek kolay. Güzele de güzellik önemli değil demek tabii ki kolay. Sen bir de bunu kendini beğenmeyen insanlara veya ne bileyim ay sonu kirasını ödeyemeyen bir insana söylesene. Bak bakalım nasıl bir tepki alıyorsun? Dostlar kısa bir video olacak size şunu söyleyeyim. Beni takip eden yarım milyon insana sesleniyorum. Kesinlikle şükretmeyin. Özellikle bu şükredin kelimesini kimin söylediği çok 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 önemli. Bakıyorum adamın 3 tane oteli var, 7-8 tane arabası var, milyon dolarları var. Asgari ücretle çalışan insanlara şükredin diyor. Abi o zaman yer değiştirsenize ya o şükretsin sen birazcık böyle acı çek. Neden bu şükredin diyenler genelde maddi durumu gayet iyi olan insanlar oluyor. Ben bunu anlamıyorum bir türlü. Tabii ki istisnalar kaideyi bozmaz. Fakir olup da şükreden insanlar da olabilir. Ama bana göre şükredin kelimesini de yanlış anlamda kullanıyoruz. Çünkü şükretmek böyle bir şey değil. Atıyorum mesela doğuştan bir sakatlığın vesaire vardır. Ve hayatın boyunca sahip olamayacağım bir şey için buna üzülmezsin. En azından başka yerlerin sağlam diye şükredebilirsin. Bu tamam bunda bir problem yok. Ama şükredin diyerek de para kazanmazsın arkadaş ya. Günümüzde zengin bir insanın veya zengin bir hocanın bir asgari ücretle çalışana şükredin demesi Bundan 1500 yıl önce cennette arsa satmaya çalışan papazlar arasında ben hiçbir fark görmüyorum Onlar da gayet rahat bir şekilde yaşıyorlardı İnsanlara diyorlardı ki işte atıyorum şu anda Bana 1 milyon dolar ver işte cennette şu arsan hazır diyorlardı Ve insanlardan böyle böyle para kopara kopara çok rahat yaşıyorlardı Ben aralarında gerçekten hiçbir fark görmüyorum Her şeyden önemlisi böyle şeyler genelde çok samimiyetsiz geliyor Çünkü yalan olduğunu bildiğim için ve insanlara bu tarz yalanlar söylenildiğinden dolayı Bu benim gücüme gidiyor benim annem de buna inanıyor babam da buna inanıyor veya çok sevdiğim başka bir insan da buna inanıyor. İnanmasını istemiyorum. Ülkemdeki hiçbir insanın bunlara inanmasını istemiyorum. Adam 50 lira zam alıyor eve böyle alkış tuta tuta gidiyor. Of 50 lira zam aldım falan demiyor yani bu 50 lira zam aslında bu kadar büyük bir para değil. Neden buna seviniyorum diye. Bunu düşünmüyor. Adam 50 yıl çalışıyor. Ne bir evi var ne arabası var. Doğru dürüst ehliyeti yok. Belki bir kere bile arabanın ön koltuğuna oturmamış. Buna da şükürler olsun diyor. Hayır amca sen niye şükrediyorsun ya? Gözünü seveyim. Sana bu şükretmeyi öğreten insan insanların ne kadar zengin hayatlar yaşadığının farkında mısın ya? Hadi onlar da senin aynı durumda olsa tamam herkes eşit diyeceğim de onlar öyle yaşamıyor ama. Sana bunu empoze eden insanların nasıl yaşadığına bir bakar mısın? Bir de bu şükretme kelimesini Türkiye'deki genç bir insan kullandığında ekstra çıldırıyorum. Hani gerçekten onun için üzülüyorum. Kendi yaşındaki insanlar yurt dışında tatiller yapıyor, arabalar alıyor, partilere gidiyor, ne bileyim, arkadaşlarıyla eğleniyor gün içerisinde. Bizimki üniversiteyi bitirdikten sonra işsiz kalıyor, ne iş yapacağını bilmiyor, deli gibi gelecek kaygısı çekiyor. Olsun bana da şükürler olsun. Aferin böyle olmaya devam et o zaman kanka. Bizden daha kötü durumda olanlar da var. Bizden daha kötü durumda olanlar var dediğin insanların kolu bacağı gözü yok anasını satayım. <laughs> Bizden daha kötü durumda olanlar da var dediğin insanlar sokakta yaşıyorlar kanka. Sokakta yaşamadığım için şükrediyorum vay. O zaman Afrikalı insanlara göre de gayet zenginiz. Bak bizim suyumuz da var daha ne olsun ya. Geçen bir video izlemiştik ya dayının teki şeyi diyordu işte ya suyum var ağzım var dişim var. Gerçi sonradan kurgu falan dediler ama gerçek olduğunu farz edelim onun. E tamam o zaman her şeyi şükredelim ya benim çok şükür ağzım da var gözüm de var kaşım da var kulağım da var suyum da var. Aa bak pet şişe. Daha ne olsun? Hayır böyle bir şey yok. Doyumsuz olun dostlar. Gerçekten şaka yapmıyorum bakın doyumsuz olun. Doyumsuz olundan kastım da sürekli bir hırsta işte atıyorum mesela örnek veriyorum. 100 bin liranız var bunu 200 bin yapmaya çalışın. 1 milyon yapmaya 2 milyon yapmaya çalışın demiyorum. En azından insan gibi yaşayana kadar şükretme kelimesini hayatınızdan çıkartın. Önce insan gibi yaşayın ondan sonra şükredebilirsiniz evet. Benim de mesela hedefim ve kafa yapım her zaman olmuştur. Hiçbir zaman mesela Ferrari hayal etmemişimdir. Gerçi bu ülkede Ferrari hayal etmek ne kadar mantıklı ayrı bir konu da. Güzel bir işim olsun, güzel bir para kazanayım. Eğer evlenirsem yarın bir gün çocuklarımla arada sırada tatile gidebileyim. Üstüme başıma kıyafet alabileyim. istediğim yemeği yiyebileyim. Şahsi olarak bana yeter. Ama bunlara sahip değilseniz siz kesinlikle bu şükredin kelimesini hayatınızdan çıkartın. Şükretmek böyle bir şey değil. Araştırın kökenini zaten demek istediğimi anlayacaksınız. Biz bir savaşta değiliz ya. Biz bir ne bileyim işte ülkemize nükleer bomba atmadılar anasını satayım. Sen gece gündüz çalışıyorsun, gece gündüz düz okuyorsun. Hayatımızın minimum 20 senesi okumak da geçiyor. En azından okuduktan sonra güzel bir meslek sahibi olmaya, güzel bir eve, güzel bir arabaya sahip olmaya senin de hakkın var. Annenin de hakkı var. Babanın da hakkı var. Senin çocukların rahat yaşamayı kesinlikle hak ediyor. Bu dönemde artık aç olan hiç kimsenin kalmaması gerekiyor. Ülkemizde bu kadar fakirliğin fazla olmasının sebebi de bu şükredin kelimesi yüzünden işte. Bunu bize empoze edenler yüzünden. Eğer insanlar birazcık olsun şükretmemeyi tercih etmiş olsalardı hayır ya bize şükredin diyorsunuz ama siz bizden 1 milyon kat daha rahat yaşıyorsunuz. Ben niye sürekli halime şükrediyorum deselerdi emin olun şu anda yoksulluk sınırı 7-8 bin lira olmazdı. Herhalde o kadar bir şeydi bilmiyorum hatırlamıyorum şu anda. Ama çok yüksek olduğunu biliyorum şu anki askeri ücretten. Gerçi şöyle bir baktığımda eskiye oranda bu şükredin kelimesini kullananlar bayağı bir azaldı. <laughs> azalacak. Gitgide azalacak. Bunu başaracağız dostlar. Yani sanırım, umarım. Herkes eşit olana kadar, herkes eşit haklara, eşit ekonomik koşullara ya eşitten kastım da birbirine yakın koşullara sahip olana kadar yapmıyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.